Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hafif mi hafif, lezzetli mi lezzetli, zeytinyağlı kabak yemeği tarif vermek istiyorum. Bunun için bir orta boy kuru soğan, 4-5 diş sarımsak, 3 adet kabak, 2 adet karabiber, 1 adet sivri biber ve 2 adet domatese ihtiyacımız var. Öncelikle soğan ve biberlerimizi yemeklik, hatta biraz da yemeklik doğradığımızdan daha iri bir şekilde doğrayıp yarım çay bardağı kadar zeytinyağında kavurmaya bırakıyoruz. Ben kameramı açmayı unutmuşum arkadaşlar. Bu tencere kısmını, tencereye atma kısmını çekememiş bu yüzden telefonum. Ama söylediğim gibi sadece zeytinyağının içerisine biberlerimi ve soğanlarımı koydum. Ve de zaten daha sonra fark ettim. Hemen kameramı açtım. Böyle hafif bir şekilde sotelenmesi için karıştırarak kavuruyoruz biberimizi ve soğanımızı. Soğanlar ve biberler kavrulurken o sırada kabaklarımı küçük parçalar halinde kestim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz dirilikteyken, yani çok fazla ölmedi görmüş olduğunuz gibi. Bu dirilikteyken kabağımı ilave ediyorum yemeğimin içerisine. Kabağımı ben soymadım. Soymadan dörde bölüp bu kalınlıkta kestim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kabağımı da yemeğimin üzerine ilave edip onu da yaklaşık olarak 3-5 dakika karıştırarak kavuruyorum arkadaşlar. Burada kabağımı kavurmamdaki maksat biraz daha diri durması, biraz daha lezzetli olması. Gerçekten kabağı kavurmanız oldukça fazla lezzet katacaktır bu yemeğe. En az 5 dakika kavurmanızı tavsiye ediyorum. Kabak yemeğimizin üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı kadar karabiber ilave edip karıştırmaya ve kavurmaya devam ediyoruz. Pul biber de ekleyebilirsiniz. Benim biberim acı olduğu için yeşil biberim. Bu yüzden tercih etmedim ama pul biber de yakışıyor arkadaşlar. Onu da tavsiye ederim. Kabağımı iyice karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Bu sırada domateslerimi de küçük parçalar halinde kestim. Sarımsaklarımı bolca sarımsağımı minik parçalar halinde kestim. Bu yemeğe çünkü sarımsak gerçekten çok 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 yakışıyor arkadaşlar. Sarımsaksız tadını kokusunu ben alamıyorum açıkçası. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kavrulan kabağımın üzerine domatesimi ve sarımsaklarımı ilave ediyorum. Üst kısmında sanki bir kapakmış gibi bu domates ve sarımsaklar kabağımın üzerinde durarak kısık ateşte pişmeye başlayacak arkadaşlar. Yaklaşık olarak yarım saat sonra, hatta 20 dakika sonra sadece bir kere yemeğimizi karıştıralım. Domatesler de içerisine girsin. Daha sonra yaklaşık olarak 10 dakika kadar daha pişirip ocağımızı kapatabiliriz zaten. Ama kısık ateşte olması önemli, onu da söyleyeyim. Benim yemeğim pişti, kontrol ettim ve de 10-15 dakikada bu şekilde dinlendirdim yemeğimi. Görmüş olduğunuz gibi bütün sebzeler pişmiş, hiçbirisi de erimemiş. Kabaklarım da hiç su katmadığım halde görmüş olduğunuz gibi tencerenin dibinde suyu var. Sulu oluyor yani birazcık da. Hiçbir şekilde suya ihtiyaç duymuyor bu yemek. Sizler de katmayın. Kabak zaten sulu bir sebze. Domatesle, biberle zaten suyunu da oldukça fazla veriyor. Servis tabağımı bu şekilde alıyorum. Ve de size servis önerisi olarak zeytinyağlı kabak yemeğine yoğurt ve de dereotuyla servis yapacağım ben. Onu da size öneriyorum. Gerçekten yoğurt çok yakışıyor. Üzerine dereotu da çok yakışıyor.
Dereotunu aslında üzerine koyup pişirenler de var ama ben dereotunun vitamininin hem gitmesini istemiyorum hem de aromasının hiç gitmesini istemiyorum. Bu yüzden piştikten sonra her zaman dereotuyla servis ediyorum. Gerçekten dereotun aroması çünkü pişince biraz daha kayboluyor. Ama bu şekilde çiğ olarak tadını daha güzel bir şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Tam bir yaz yemeği bu zeytinyağlı kabak yemeği dereotuyla, yoğurduyla yaz sıcaklarına çok uygun, hem lezzetli, hem hafif, hem de gerçekten lezzetiyle damak dolduran bir tat. Hatta ben bunu misafirlerimde ara sıcak olarak yapıyorum, zeytinyağlı yemek olarak yapıyorum ve herkes çok beğeniyor. Sizler de beğendiyseniz yorum ve beğeni kısmına fikrinizi yazın. Abone olmayı da unutmayın. Mutlu kalın.